Eğer ki derseniz Atamert biz Legend Nano S değil, Sejuix W20 istiyoruz, bundan istiyoruz. Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Marka ile iletişime geçip bundan da size hediye olarak gönderebilirim. Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Bu videoda sizlere iki farklı şeyden bahsedeceğim. Fakat söylemem gereken şey şu ki bu bahsedeceğim iki şeyden de sponsorlu olarak bahsedeceğim. Fakat şunu da not olarak eklemek istiyorum. Bu bahsedeceğim şeyleri daha önceden ben kullanıyordum ve tamamen birlikte bir şeyler yapalım amacıyla yaptığım bir tanıtım bu. İki farklı şeyden bahsedeceğim ve kesinlikle ikisini de beğeneceğinizi düşünüyorum. Öncelikle bir mobil uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bunu çok hızlı bir şekilde yapacağım. Telefonumdan ekran kaydını da başlatayım. Evet, ilk bahsedeceğim uygulamanın adı Cryptalk. Cryptalk adından da anlayabileceğimiz gibi Crypto Talk isminin bir kısaltması. Bu aslında isim vermek istemiyorum fakat anlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Kripto camiasında herkesin kullandığı, bütün grupların orada olduğu, bütün botların o uygulamada olduğu bir telefondan mobil mesajlaşma uygulaması var. Fakat bu uygulamanın amacı kripto ile alakalı değil. Tamamen insanların anonim olarak birbirleriyle konuşmalarını sağlayabilen bir uygulama. Fakat Cryptol bu uygulamadaki eksiklikleri ve geliştirilebilir şeyleri keşfettikten sonra böyle bir uygulama çıkartıyor Cryptol adında. Bu uygulamanın artıları ve eksileri neler? Öncelikle bu uygulamada search kısmında görebileceğimiz gibi birçok grup var. Tamamen kripto üzerine alsat grupları, sinyal veren botlar, long short pozisyonu veren botlar veya gruplar aynı şekilde. Böyle grupların olduğu ve kullanıcıların da takipçilerin olduğu bir kısım var. Buradan çoğu gruba dahil olabilirsiniz. Mesela signals yazınca burada people, grup, postlar var. İşte paylaşılanları mı görmek istersin, insanları mı, grupları mı? Ben grupları diyorum. Ve burada takip ettiğim bir grup vardı. Sizlere bunu göstereyim. The Signals King adında bir grup var. 26 takipçisi ve 26 post olan daha yeni bir grup. Burada çoğu BTC paritesinde olan fakat işte dolar veya başka paritelerde de sinyal veren bir grup var. Long pozisyonu açtım diye buraya sinyal giriyorlar. Short pozisyonu açtım diyorlar. Aldım sattım diyorlar. Aynı şekilde bu sinyalleri siz de oluşturabiliyorsunuz tabii ki. Bir grup oluşturup ya da kendi profilinize tamamen. Yanındaki artı butonlarına bastığım zaman favorilere ekliyorum. Yani ben de buna long pozisyonu açtım diye. Daha alternatif bir yolla takip edebileceğimiz bir arayüzü var. Onun dışında aşağıda bildirimleri var. Dediğim gibi eğer bir grup oluşturursanız bildirimleri vesaire buradan takip edebiliyorsunuz. Takip ettiğiniz kişiler buradan post paylaşınca size bildirim geliyor. Aynı şekilde mesaj kısmı var. O demin bahsettiğim uygulamaya benzeyen. Bir mesaj kısmı da var. Aynı şekilde de en sağda profilimiz yer alıyor. Bu profilde demin benim diğer gruplardan ben de girdim dediğim pozisyonlar profilimde gözüküyor. Yukarıda benim takipçim de var. Benim dahil olduğum gruplar da var. Benim takip ettiğim insanlar da var. Hemen sağ alt kısımdan da bir post paylaşmak istediğimde ne yapmak istersin diye soruyor. İşte trade coins mi, işte bir parite mi belirteceğim, bunu yaptım bunu sattım diye. Bir fikir veya bir etkinlik mi paylaşacağım yoksa bir sinyal mi paylaşacağım diyor. Buradan mesela sinyal paylaşacağım dediğim zaman short pozisyonumu, long pozisyonumu, hangi paritede, kaçtan giriyorsun, kaçtan çıkıyorsun ve istersen de buradan grafiğini, analizini paylaşabildiğin bir uygulama. Ben kullanıyorum, kesinlikle tavsiye ediyorum. İndirmek isterseniz açıklamalar kısmında linki var. En azından bir bakabilirsiniz, deneyebilirsiniz, görebilirsiniz yani. Yani beğeneceğinizi düşünüyorum. Herhangi bir sorunuz varsa ya da fikir olarak paylaşmak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi hız kesmeden gelelim sizlere anlatmak istediğim ikinci şeye. Bunu Twitter üzerinden de sizlerle paylaşmıştım. Bir hardware wallet geldi elime tamamen sponsorlu olarak. Netlesin. SecurityX yani Sekux gibi bir adı var. Tam olarak telaffuz edemiyoruz Türkçe'de. Fakat Sejuix demek daha mantıklı. Elimde W20 modeli var. Gayet kullanışlı ve Ledger Nano S'e nazaran biraz daha büyük ekranının olduğu, daha rahat bir arayüzünün olduğu bir hardware wallet var elimde. Bunun kutu açılışını ve nasıl kurulduğu ile ilgili sizlere biraz bilgi aktarmak istiyorum. Kutuyu açtığım zaman, buraya kamera koyabilir miyim acaba? Kutuyu açtığım zaman kutunun içinden hemen karşıma aynı iPhone modelleri gibi hardware wallet çıkıyor. Hardware wallet'u kullanacağız, onu yana alıyorum. Hemen daha da içine geçtiğim zaman bir USB kablosu, recovery sheet dediği bu 24 tane keyword'ü yazabileceğimiz kağıtlar çıkıyor iki tane yedek olsun diye. Bir de güzel mi güzel bir kadife kutusu çıkıyor. Kutunun içinde başka hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi wallet bu şekilde. Burada bir açma kapama butonu bulunuyor. Açtığım zaman böyle ekranı gayet anlaşılır bir şekilde ve
dokunmatik bir arayüzünün olduğu bir wallet var karşımda. Ben bunu daha önce denedim bilgisayarımda. Nasıl çalışıyor vesaire diye bir aktarma işlemleri vesaire yaptım. Şöyle kendi şifremi yazarak arayüze giriyorum. Gördüğünüz gibi arayüze girdim. Çok netlemiyor galiba ama. Bu arayüzde neler var? Bu arayüzde Bluetooth'la bu wallet'a bağlanabiliyoruz. Bence en güzel şey bu. Ben telefonuna da uygulamasını indirdim. Şöyle Seju X Access diye. Bu uygulama sayesinde telefonumun Bluetooth'u aracılığıyla cihazdan da Bluetooth'u on yaptıktan sonra bağlanabiliyorum ve bütün işlemlerimi telefonum üzerinden halledebiliyorum ki bence en güzel özelliği bu. İstediğim zaman da Bluetooth'u kapatıp bütün bağlantıları disconnect yapabiliyorum. Hemen altında bir account information var. Elinizdeki Bitcoin'e, altcoin'lere, ERC20'li altcoin'lere ulaşabildiğiniz, miktarlarını görebildiğiniz, last transactions'ları yani daha önce yaptığınız işlemleri görebildiğiniz bir arayüz var. Onun hemen altında security settings var. Burada neler var? Ekrana kaç dakika dokunmadıktan sonra kendini kilitlesin. Hızlı şekilde pin değiştirme, girerken 4 basamaklı bir pin istiyor sizden. Dakika başı uzun uğraşlar gerektirmiyor. Fabrika ayarlarına geri dönme ve Hidden Wallet adında bir gizli wallet oluşturma özelliği var. Account information'da gözükmeyen, daha gizli, işte böyle köşede biriktirdiğimiz para misali gizli bir wallet'ı var. Hemen en altındaki kısımda ise device settings var. İşte device'ınıza bir isim verebiliyorsunuz, app güncelleştirmeleri yapabiliyorsunuz vesaire. Çok kullanışlı, arayüzü güzel, dokunmatik ekranlı bir hardware wallet var. Ki bende Ledger Nano S'te var. Ben bunu açıkçası daha beğendim. Almak isterseniz veya incelemek isterseniz linkleri her zaman olduğu gibi açıklama kısmında. Ve şöyle bir şey var. Ledger Nano S'in tabii ki daha fazla ismi duyulmuş. Şöyle bir şey var. Tabii ki de bu wallet'ta da private key'imiz bizde. Yani kimse bu cüzdanın içerisinde tuttuğumuz kripto paralara bir şey yapamıyor. Fakat Ledger Nano S'in ismi daha çok duyulduğu için daha güvenilir doğal olarak. Ama Ledger Nano S'le şunu yan yana koyduğum zaman hem fiyat performans açısından hem de açıkçası fiyat olarak bu bana daha cazip geliyor. Ledger Nano S'ten biraz daha düşük bir fiyatı var ama nereden baksanız kargo bedelleriyle beraber aynı fiyat diyebilirim. Aynı fiyatta kocaman ekranlı, Bluetooth bağlantılı, rahat bir kripto para cüzdanı mı Ledger Nano S mi diye soracak olursanız ben şahsen çok büyük arafta kalarak bunu seçerim. Şimdi bağlantıları nasıl yapılıyor? Bağlantılarını bilgisayar üzerinden yapabilmek için bilgisayarıma bağlanıyorum. Gördüğünüz gibi cihaz buradan daha net gözüküyor. Hatta şu parlaklıkları yapmasın diye ekranlarına koydukları çizilmez şeyi de çıkartayım. USB kablosuyla birlikte bilgisayarıma hemen bağlayayım. Şuradan bağlantısını yapayım. Bağlantıyı yaptıktan sonra bilgisayarıma geri dönüyorum. Neyle bağlanmak istiyorsun diyor. Bluetooth'la mı USB ile mi? Ben şu an USB ile bağlıyorum. Hemen USB'yi seçiyorum. Burada Atomwert Sejux gözüküyor zaten cihazım. Buna mı bağlanmak istiyorsun diyor. Evet diyorum. Ve gördüğünüz gibi bu kadar rahat bir şekilde cüzdanımı bağladım. Bu adres wallet.sejuxtech.com adında bir adres. Cüzdanınıza hızlı bir şekilde bağlanmanızı sağlıyor. Benim cüzdanım şu an açık olduğu için benden şifre istemedi. Hatta bir de şöyle deneyelim, yanlış şey olmasın. Zaten kapattığım anda devices disconnect yazdı. Fakat tekrardan şöyle yapalım. Neyle bağlanmak istiyorsun diyor. Cihazım kapalı. USB ile bağlanmak istiyorum diyor. Cihaz bulunamadı diyor. Hemen uygulama üzerinden ben burada şifremi gireyim. Enter yapıyorum. Ve bilgisayarım üzerinden hemen bildirim geliyor. Buradan tekrar connect dediğim zaman cüzdanıma bağlanabiliyorum. Şu an bir güncelleme var. Ben şu güncellemeyi sonra yaparım. Şimdi video içerisinde yapmayayım. Burada seçebildiğim kripto paralar var. Mesela Ethereum'la işlem yapacak olursam Ethereum'a tıklıyorum. Hemen buradan 15 karakterli bir cüzdanı da oluşturmam gerekiyor diyor. Atomwert 7 USOLAR 14 1 yapalım mesela. Continue diyorum. Oluşturuldu. Zaten telefonumda da gördüğünüz gibi bildirimi geldi. Geçmişimi, hesabı silebiliyorum. İçindeki tokenleri görebiliyorum. Şu an ben bir hesap oluşturdum aslında. Cüzdan oluşturmadım. Bunun içerisinde send Ethereum. Ethereum'u bir yere göndermek için işlemler. Receive almak için bana bir cüzdan veriyor. Aynı zamanda da farklı bir account da oluşturabiliyorsunuz. Yani burada da QR kod çıktı bu arada. Şöyle net yapayım. Belki bağış göndermek isteyenler olabilir. Şöyle evet. Bunun dışında farklı accountlarda yani hesaplarda oluşturabilirsiniz. İşte biri borsalardan aldıklarınız için, biri gönderecekleriniz için, biri birikimleriniz için vesaire. Farklı farklı hesaplar içerisinde farklı farklı cüzdanlar da oluşturabilirsiniz. Aslında bahsetmem gereken başka bir şey var mı bilmiyorum. Gayet basit ve öz, size şu kabloyu çıkardıktan sonra cüzdanı yakından da göstereyim. Demin büyük kameradan gözükmemiş olabilir. Çok hafif bir cüzdan. Şurada hemen bir USB bağlantısı olan bir cüzdan. Bluetooth özelliği. Arkasında sadece bir marka ismi, başka bir şey yazmıyor. Back to menu yapıyorum hemen. Buradan da menüyü hızlı bir şekilde göstereyim size.
Bluetooth bağlantısı en üstte. Bluetooth'u açıp telefonumdan da herhangi bir Bluetooth cihazdan bağlanabiliyorum. Account info, dediğim gibi burada video içerisinde bir hesap oluşturduk. Burada farklı farklı hesaplarımızı listeleyebiliyoruz. Hemen aşağısında security settings var. Bahsettiğim gibi işte logout süresini, cihazın pin numarasını fabrika ayarlarına döndürme veya yeni bir gizli cüzdan oluşturma gibi özellikleri var. Bir altında da işte device settings var. Benim şu cihazda en sevdiğim özellik şu ki çoğu cüzdanda olmayan bir şey. Şarj edip kullanabiliyorum abi. Yani şunu yapmak çok zor bir şey değil. Şarj edebiliyorum ve dışarıda bunu kullanabiliyorum. Başka cüzdanlarda hep bir kablo ile bir yere bağlayıp çalıştırmam söz konusuydu. Fakat burada batarya ile beraber Sejuix W20'yi kullanabiliyorum. Dediğim gibi satın almak isterseniz, incelemek isterseniz açıklamalar kısmında linki var. Oradan inceleyebilir veya satın alabilirsiniz. Şimdi gelelim önemli bir konuya. Sizi bekletiyorum. Bu elimde tutmuş olduğum Ledger Nano S bu videoyu izleyen bir kişiye hediye olarak gidecek. Bunun çekilişini yapacağımı Twitter'dan vesaire söylemiştim. Daha önceki videolarımdan da söylemiştim. Eğer Ledger Nano S'e sahip olmak istiyorsanız, bu arada bunu örnek olsun diye bu açık bir paket, ben kazanan kişiye tamamen jelatiniyle birlikte yollayacağım. Eğer bu Ledger Nano S'e sahip olmak istiyorsanız çok basit şekilde çekilişe katılabilirsiniz. Yapmanız gereken şeyler açıklamalar kısmında veya Twitter adresimde yazıyor. Çok basit bir şekilde şansınızı deneyip siz de bu Ledger Nano S'e sahip olabilirsiniz. Çekilişe katılmayı kesinlikle unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Aynı şekilde beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bunları da şöyle yan yana koyayım rakip olarak. Yani şu şekilden zaten anlayacaksınız ama. Eğer ki derseniz Atamert biz Ledger Nano S değil, Sejuix W20 istiyoruz, bundan istiyoruz, onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Marka ile iletişime geçip bundan da size hediye olarak gönderebilirim. Ayrıca sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Şu elimde tuttuğum iki cüzdan arasından hangisini siz tercih edersiniz ve neden tercih edersiniz? Yorumlar kısmında bunu yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.